Günaydın Manisa'da çok güzel bir konuk sizleri bekliyor aslında. Bugün genel anlamda en çok kullandığımız, sıklıkla elimizden düşürmediğimiz hatta son dönemlerde sosyal medyayı konuşacağız. İnternet kullanımını konuşacağız. Doğruluğunu, yanlışlığını, seçim anketlerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Bilişim uzmanı Şener Kul bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler bu arada. Tekrardan bizi davet ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü hepimiz kullanıyoruz. Ne kadar faydalı, ne kadar faydasız kullanıyoruz. Bunu öğrenmek adına. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Teşekkürler. İyi gidiyor. Biraz tabii yoğun gidiyor. Gerek bu seçim atmosferi, gerek kendi işlerimiz, gerek STK'larla olan bağımız, işte MAGİT'le olan iş çalışmalarımız. Güzel gidiyor, yoğun gidiyor. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Olmasın buradayız. İnşallah güzel güzel. Hepimiz kullanıyoruz artık. Yani cep telefonlarından tutun da tabletlere, laptoplara, yani internet kullanımı artık bir şeyiz. Yatarken internet, kalktığımızda internet. İnternet kullanımı ile ilgili ne kadar doğru kullanıyoruz, ne kadar yanlış kullanıyoruz? Şöyle söyleyeyim, yani nüfus oranına baktığımız zaman aslında internet kullanımı mobil telefonlar çıkmadan önce bu kadar yüksek değildi. Evet, vardı bir rakam, bayağı yüksek bir seviyedeydi. Fakat mobil telefonlar çıktıktan sonra, akıllı telefonlar çıktıktan sonra bu rakam daha da arttı. Ortalama 37 milyon, yaklaşık 38 milyon civarında bir Türkiye kullanıcısı var, internet kullanıcısı. Bunlar tabii Ocak 2015 verileri. Bunların işte 40 milyonu sosyal medya hesaplarını kullanıyor, 40 milyona yakın kişi. Onun dışında 70 milyona yakın bir mobil bağlantı gerçekleşiyor. 70 milyona yakın, ciddi bir rakam bu da. Bunların da yaklaşık, yani mobil bağlantı kullananların yaklaşık yarısı diyelim, 32, 33, 35 civarında, 35 milyon civarında akıllı telefonlardan sosyal medya hesaplarına giriş yapıyor. Haliyle bu şekilde olduğu zaman internet kullanımı aslında hayatımızdaki birçok şeyin önüne geçiyor. Nedir? Ne bileyim, bir artık televizyon izleme oranları bile sosyal medyadan dolayı ya da internetten dolayı bazen çok büyük sekteye uğradığı zamanlarda oluyor. Yani bu insanların tercihleri sırasında ilk önce sosyal medya geliyor. Onun dışında yani neredeyse insanlar uyanır uyanmaz artık direkt telefonlarına sarılıyor. Hemen bir internette ne olmuş, ne bitmiş onlara bakıyor. O yüzden diyorum artık bütün önceliklerimiz ya akıllı telefonlarımız ya da bilgisayarlarımız olmuş durumda şu anda. Yani devamlı bir iletişim halindeyiz. Atıyorum Facebook, işte Twitter, sosyal medyaların hepsini artık kullanıyoruz ve verdiğiniz verilerde de neredeyse 70 milyon nüfusta internet kullanıyor. Evet. Yaklaşık akıllı telefonlarla birlikte hemen hemen yani büyük bir oranda. Büyük bir oranda. Evet. 7'den 70'e yaşlı. Tabii artık şimdi çocuklarda da artık yani akıllı telefonlar olduğu için artık yani onunla da büyük ciddi derecede de sıkıntılar da yaşıyoruz aslında. Peki hem işiniz gereği hem mesleğiniz gereği bununla çok karşılaşıyorsunuzdur. İnternet kullanımını yani verilere baktığımızda 70 milyona yakın internet kullanıcısı var. Evet. Bunun ne kadar faydalı bir şekilde kullanıyor? Şimdi tabii onu rakamlarla tespit etmek biraz daha zor. Ama şöyle söyleyeyim, genel ifadeyle şöyle söyleyeyim. İş için ya da kendi işi için kullanan sayısı oldukça az. Çünkü bir kişide birden fazla telefon olduğunu da hesaplarsak ya da cihaz akıllı telefon olduğunu düşünürsek bunların oranları hani bunu işi için ya da ciddi konular için ya da gerekli duyduğu için kullanan sayısı çok çok az. Yani daha çok artık biraz keyfi kullanılıyor. Çoğunluğu keyfi kullanıyor, öyle söyleyeyim. Buna da bağımlılık yarattığı için sosyal medya hesapları ya da sosyal medya siteleri en büyük etken. Mesela son dönem özellikle sosyal medya üzerinden dolandırıcılık da arttı. Evet. En büyük sıkıntılardan biri de bu işte. Son dönem benim başıma gelenlerden bir olay. İşte Tekno CD çekim var. Seninle paylaşayım, işte şu kadar kartından para çekilmesi gerekiyor gibi gibi. Evet. Bu da çok arttı. Şimdi tabii suistimale açık bir ortam. Çünkü karşınızda kim olduğunu bilmediğiniz
ve her türlü senaryoların yazılabildiği ya da konuşulabildiği bir ortam. O yüzden sizin başınıza gelmiş yakın süreçte benim de daha çok aslında bu tarz problemler yaşayanlar çoğu zaman hani benim etrafımdakiler bana ulaştığı için ben de yakın süreçte birçok bu tarz vakayla karşılaştım. Hatta geçen benim arkadaş listemden birisi bana aynı şekilde Teknosa'dan işte bir hediye çeki bir ürün aldık işte bunun Hediye çeki. hediye çeki var bunun işte siz telefon faturası ödemeyeceksiniz işte sana bunu gönderelim istersen şuraya bir SMS at eğer bunu gönderirsen 3 ay fatura ödemeyeceksin şeklinde bana da geldi yazı ki baltayı taşa vurdu bir yandan da. O sıra ben zaten hani bunun böyle bu şekilde yazıp bana ulaşmasından zaten hani anlıyoruz biz daha en çok nasıl mesajlar olduğunu. Ben de kendisine tamam gönderiyorum ama biraz bekle dedim. Hani şu an mesajın bir kopyasını sana da göndereceğim diye konuştum. Bizim de kendi internet sitelerimizin altyapılarından bu kişiye ya bak böyle bir SMS geldi ama şöyle de bir link de geldi şeklinde verdiğimde biz de onun IP adresini tespit etmiş olduk bu arada. Kendisine de bunu ilettim. Bak dedim şu anda bir dolandırıcılık yapıyorsun ve bunun farkındayım. Ve ben senin IP adresini tespit ettim. Gerekli işlemleri de başlatacağız. O yüzden hani artık yapma bunu ve hesabı çaldığın kişiyi teslim et dediğimde beni de engelleyip o şekilde bir kapıyı yüzümüze kapattı ama sonuç itibariyle biz IP adresini tespit ettikten sonra ilgili kişiler şikayette bulunursa kısa sürede de zaten IP adresinin hangi adresten bağlantı sağladığını tespit ediyorlar. İşte burada önemli olan hiç böyle diyaloglarınızın olmadığı kişilerin ya da diyaloglarınız olsa da hiç beklenmediğiniz talepler geldiğine biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha böyle internet üzerinden bu tarz alışverişlerin yapılmaması gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz sizin çok samimi arkadaşınız ama sizden neden internetten bu şekilde yazıp böyle bir talepte bulunsun diye de düşünmek gerekiyor aslında. İnsanların biraz böyle hiç olmadık zamanlarına denk geldiği için de bazen yenik düşüyorlar buna. Kesinlikle öyle. Yani çevremizde o kadar çok ki buna kapılan, buna mal veren maalesef inanıyoruz. Evet. Yani iyi niyetliyiz. Öyle diyelim. Buna iyi niyetliyiz, inanıyoruz. Peki uğraştığınız iş aslında web sitesi kurup firmalara kurumsallaştırmak. Doğru Şöyle mudur? söyleyeyim. Evet, aslında o da bir parçası ama bunun dışında internet sitelerinin işte alan adlarının tescilinden tutun da işte barındırması ile ilgili gerekli altyapıların sağlanmasıyla da tutun. İşte sosyal medya hesaplarının yönetilmesiyle de bu devam ediyor ve internet sitelerinin yapılmasıyla ilerliyor. Hani bu şekilde interaktif bir çözüm sağlıyoruz. Evet, bunun içerisinde internet sitesi açma da var. Peki yani nasıl web sitesi açılır? Bununla ilgili çalışmalarınız Şöyle nasıl devam ediyor? söyleyeyim. İnternet sitesi açmak istiyorsanız ilk önce bunun ne amaçla açtığınızı tabii ilk önce kendiniz bir belirlemeniz gerekiyor. Yani biz böyle bir web sitesi açacağız ama bunun içeriği ne olmalı, yani neye hitap etmeli, kime hitap etmeli bu önemli bir konu. Daha sonrasında bunları kafanızda oluşturduktan sonra bizim gibi Türkiye genelinde birçok firma var. Bu firmalara internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra kendilerine bir o web siteleri arayüzünden sizin iş yani projenize göre açacağınız web sitesine göre bulduğunuz ismi sorguluyorsunuz. Hani boşta mı diye. Daha sonra boşta olduğunu tespit ettiğiniz alan adını bu tarz bizim gibi firmaların internet sitelerinden sipariş geçiyorsunuz ve gerekli bilgileri doldurduktan sonra eğer herhangi bir uygunsuzluk yoksa bunlar sizin adınızda tescil ediliyor. Tabi bu biraz daha siz hani biraz daha aslında kolay, şöyle kolay. Siz sadece sipariş geçip bunu bizim gibi firmalara bırakıyorsunuz. Onlar bütün aktivasyon işlemlerini hazırlıyorlar, yönlendirmelerini yapıyorlar. Size sadece bir kullanıcı adı ve bir şifreyi gönderiyorlar. Siz artık bunun içerisine istediğiniz şekilde bir web sitesi kurabiliyorsunuz. Tabi böyle bir yeteneğe sahipsiniz. Doğru. Peki nasıl web sitesi kurarız derken aslında Manisa'ya da biraz değinmek lazım. Olabildiğince haber sitesi oluştu. Evet. Olabildiğince çoğaldı. Evet, çok fazla. Sosyal medyaya bakıyorsunuz işte şu haber sitesi, Manisa sitesi, Ağlayan Kaya web sitesi, işte Ulu Cami yani bu tarz oluştu. Peki Manisa'da
yani oran olarak baktığımızda nasıl sizce? Ya da verimli mi? Ya şöyle söyleyeyim, aslında Manisa biraz daha bu konularda son 3 ya da 5 yıldan beri bir atak halinde. Özellikle haber siteleri konusunda. İnsanlar Manisa'da kendi gündemlerini oluşturmak için de haber sitesi açanlar da var. Söz sahibi olmak isteyenler de haber sitesi açanlar var. Bunun yanında gerçekten habercilik anlamında habere dayalı, gerçekten de işi habercilik olan insanların da açtığı web siteleri var. Yani tamamı diyemeyiz ama çok az sayıda, gerçi bunları habercilik değerlerini taşıyan çok az sayıda belki internet sitesi var. O yüzden biraz daha bana göre Manisa'da ticari düşünülüyor diyebiliriz haber sitelerini. Ama bunların ne kadar doğru kullanılıyor, ne kadar habercilikle bağdaştırılır, bu biraz gerçekten de habercilerin, hani bu anlamda medya, gerçek medyacıların yorumlaması gereken bir konu. Ben biraz daha işin teknolojik boyutuna bakarım. Nasıl yapılıyor, nasıl yürütülüyor ya da nasıl duruyor, ona bakarım haber Yani sitesine. teknolojik anlamda da gerçekten başarılı mıyız Manisa adına? Yani şöyle bir baktığınızda belki biz bunu göremiyoruz. Evet, girip bir haberi okuyoruz. İşte şu olmuş, bu olay olmuş. İşte bağlarımızda don olmuş, siyasiler, Evet. görüşler falan. Ama Manisa anlamında başarılı mıyız gerçekten de? Şöyle söyleyeyim, tam anlamıyla başarılı değiliz. Yani haber sitelerimizin dizayn konusunda ya da erişilebilirlik konusunda ya da kullanıcıya okunabilirlik, kullanıcının kolay arayüzlerde gezebileceği formatta değil. Hani birçoğu öyle. Belli kalıplarda web siteleri var, haber siteleri var. Bunun dışında özelleştirilmiş birkaç tane de son dönemlerde oldu. Ama bunların artması biraz daha kaliteyi de arttıracaktır. Habercilik biraz daha böyle ajanslardan besleme haberler yapıldığı için genelde biraz daha özel haberlerin taşınmasıyla biraz daha iyi bir haber sitesi olabilir diye düşünüyorum. Ben sadece içerik olarak bunu düşünüyorum. Çünkü siz de takdir edersiniz ki bir haber sitesine mesela girdiğinizde birçok haberlerin aynılarını birçok yerde okuyorsunuz. Bu da insanlar da şey yapıyor, farklı sınıflandırmaya sokuyor. Diyor ki ben aynı haberi burada da görüyorum, orada da görüyorum ama şu site daha kaliteli, buradan okuyayım diye de biliyor. Böyle seçimleri de var. O yüzden aslında haberi nasıl sunduğunuz da önemli. Yani nasıl özenerek mi sunuyorsunuz internet sitesinde, yoksa olduğu gibi mi veriyorsunuz ya da farklı bir anlam yüklüyor musunuz? Tabii bu biraz da okuyucuları nasıl etkilediğinizle de alakalı biraz. Gazeteden de ziyade mesela internet kullanımında herhalde görsellik ve attığınız başlık da çok önemlidir bunda. Tabii zaten hani biraz daha bu iş habercilik kısmına giriyor ama attığınız başlık çok önemli. Yani Bir de o görsellik, evet, okunabilirliği. hazırlanan görseller, okunabilirlik, insanları biraz daha siz de takdir edersiniz ki biraz daha meraklandırmak da gerekiyor ki haberlerin okuma değerleri biraz daha artsın. Peki sosyal medya kullanımı? Yani aslında bunu konuştuk ama şöyle hepimizin az verdiğimiz örneklerde de bunu konuştuk. İşte iş yerlerinden, oradan buradan dolandırıcılıktan da tuttuğumuzda Türkiye'deki sosyal medya amaç uğruna mı yoksa gerçekten de telefonlarımızda kurcaladığımız, gezdiğimiz bir sosyal ağ mı? Yani bunun sıkıntılarını yaşıyor muyuz ya da size gelen böyle bir sıkıntı oluyor mu hiç? Ya şöyle söyleyeyim, evet oluyor. Şöyle söyleyeyim, biraz insanların hayatlarının önüne geçmiş durumda. Bunun tehlikeli yönleri de var. Evet, iyi yönleri de var, güzel yönleri de var. Fakat sosyal medyayı dikkatli kullanırsak eğer, çok ya da interneti dikkatli kullanırsak, inanılmaz bir bilgi kütüphanesi var içeride, sonsuz. Her gün yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Fakat bunu çok olumlu kullanmadığınız takdirde de başınıza birçok istenmedik olaylar da gelebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim, Avatar filmini izlemiştirsinizdir. Orada engelli bir bireyin oradaki bir cihaza yattıktan sonra ikinci bir hayatı başlıyor.
o avatar konumdaki o farklı Farklı bir bir dünyaya geçiş vardı. farklı bir kılığa giriyor ve farklı görevlerin ve farklı hayatların, farklı insanların olduğu bir yere, canlıların olduğu bir yere gidiyor. Aslında Facebook da tam bir bu Avatar filmindeki gibi insanlar bilgisayar başına oturduklarında, ekran başına oturduklarında bazı insanlar özellikle, bazı bir kesim ama bu yüksek bir kesim öyle söyleyeyim. Olduğu gibi görünmeyen çok sayıda insan var. Yani o avatarlaşan insanlar var. Farklı hesaplar açıp farklı şeyler üzerinden. Gibi. Ya da bakıyorsunuz çocukluk arkadaşınızdır ya da çok iyi tanıyorsunuzdur. Real hani gerçekte baktığınızda hiç alakası olmayan bir profil çiziyorsa size zaten orada biraz gerçekten de bu sosyal medya hesabını çok farklı kullanıyor diyebilirsiniz. O da zaten biraz kişilerin de karakterlerine de yansıyor açıkçası. Ama bu büyük bir sıkıntı. İnsanlarda güven konusunda da zedelenmeler olabiliyor bununla ilgili. O yüzden dikkat etmekte fayda var. İnsanın kendi kendine çelişkiye düştüğü dönemdir bence o. Yani sosyal medyada artık yani Facebook falan değil, sosyal medyada bir ağ oluştu artık. Orada farklı profiller çizip de işte kaslı bir fotoğraf ya da işte farklı bir fotoğraf koyup da kendini farklı farklı tanıtmak Evet, ilginç. ya şöyle bunu ciddi manada yapanlar var. Hani gerçekten aslında kendisi bile inanmaya başlamış öyle bir profil olduğunu, öyle bir insan olduğunu. Yani o derece kaptırmış kendini. Öyle insanlar da var ama bunu biliyorsunuz fenomen haline getiren insanlar da var. Onları biraz ayırıyorum. Onlar bu işin biraz da eğlence tarafındalar. Yani birçok isim var öyle fenomen olmuş. Ama diğerleri gerçekten de şeyler. Yani hayatlarına baktığında hiç alakası olmayan bir profil çizmişler. Kültürle alakalı işte sanatsal faaliyetleri, işte efendime söyleyeyim farklı tarzlarıyla kendini çok olduğundan öteye taşımış profile baktığımızda. Ama gerçekte baktığınızda hiç öyle olmadığını görüyoruz. Bir de şey var zaten insanlar hayatlarındaki önceliklerini sosyal medyaya yani sosyal medyaya ya da internete vermemeleri gerekiyor. Bunu da nasıl değerlendirebiliriz? Artık doğum günü kutlamaları bile hani yolda gördüğün arkadaşına selam vermeyip ama doğum günü kutladığın bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir enteresan hale de geliyor. Ya da nasıl söyleyeyim bir işte kız arkadaşınız varsa kendisiyle belki özel bir günüdür, doğum günüdür. Gerçekte çok güzel bir kutlama yapmış olabilirsiniz. Ama sizden beklentisi sosyal medyada da benden neden bunu kutlamadın? İşte aslında birebir görüştüğünüz ve yakın temas halinde, dirsek temas halinde olduğunuz insanlarla sosyal medyadan haberleşmenin ya da oradan birbirinizi takip etmenin bize çok büyük aslında ilişki bağlarına, arkadaşlık ilişki bağlarına da insanlarla bulunan ilişkilerimize çok büyük zararı var. Bunu da insanlar tabii çok geç anlıyorlar ama iş işten geçiyor. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle yani anlattığınız gibi doğum günü olaylarından tutun da bir sürü olaya şahit oluyoruz. Peki aldığım notlara baktığımda zaman zaman hepsini konuştuk, internet dolandırıcı. Kirli bilgi, internetteki kirli bilgi, asılsız kirli bilgi. Mesela bunu en çok işte hastalıklarda yaşıyoruz. Sağ kolum ağrır yazarsın, işte kanser, böyle kalırsın Allah yani Evet. bir sürü şeye kadar. Yani sadece sağlıktan örnek verdim ama bir sürü şeyde görüyoruz bunu. İnternette okuduğumuz her şey doğru mudur? Ya da her bilgi doğru mudur? Hayır, kesinlikle doğru değildir. Bunları zaten eğer ki bir doktor desteği, tıbbi bir destek almadığınız müddetçe yapılmaması, uygulanmaması yönünde zaten hekimler de bunun bilgisini veriyor. Oradaki aslında bazı bilgiler evet doğru bilgilendirme amaçlı bakın bu şekilde ama uygulamaya geçme ya da pratiğe dökme kısmını zaten kimse tavsiye etmiyor. Fakat bizde hani böyle biraz daha eskilerden kalma işte kolun ağrında şunu şunu kaynat şunu onun biraz internet versiyonu gibi bir şey oldu bu. Bir sağlık açısından evet böyle çok ciddi derecede bir kirli bilgi var. Ve insanlar artık doktora gitme konusunda bile kendilerini erteleyebiliyorlar bu anlamda. İlk önce oraya yazıyorlar. Oradan alınan cevaplara göre de bir hareket tarzı belirliyorlar. Bu da yanlış. Onun dışında topluluklarla ilgili çok ciddi derecede kirli bilgiler var. Örnek veriyorum bir
savaş görüntüsünü ya da bir kişinin olumsuz yaralanma görüntüsünü bir başka olayda kullanılmış gibi o andaki sıcak ortamda yayıldığı zaman topluluklara çok büyük etkisi var. Bunlar da işte insanları kutuplaşma ve farklı kargaşalara yol açtığı için doğruluğuna emin olmadığımız hiçbir bilgiye aslında yani kulak vermememiz lazım. Birebir teyit etmek gerekiyor ya da araştırmak gerekiyor. Önünüze gelen bir görselin ya da bir videonun doğru olduğuna emin değilseniz kesinlikle paylaşmamanız gerekiyor. Ki sosyal medyayı ve interneti çocuklar da kullandığı için çok ciddi rakamlara ulaşıyor bu son dönemlerde. Biraz daha çocukların içerikleri de gördüğünü düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Ne bileyim bir vahşet görüntüleri çok fazla dolaşıyor, bir savaş görüntüleri çok fazla dolaşıyor, uygunsuz içerikler çok fazla dolaşıyor. Hani çocukların da bu ortamda olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Şahsen her Facebook kullanıcısının ya da sosyal medya kullanıcısının çocuklar için ayrı bir filtreleme yapmasını, kendisinin bunu yapmasını öneriyorum. Çünkü benim bile çok profilimde çok sayıda çocuk var ama her türlü içeriği görmesini ben engelliyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Ya belki de engellemekten ziyade çocuğu sosyal medyadan uzak tutmak daha mı? Yani belki belli bir yaşa kadar artık tutamıyoruz. Gerçi okullarda Fatih projeleri var, tabletler dağıtıldı, o oldu, bu oldu. Ne kadar tutabiliriz? Ama yani baktığımızda da 5 yaşındaki çocuk da artık Evet. Facebook'ta, işte 2,5 6 yaşındaki, yaşındaki çocuk, 2,5 yaşındaki çocuk da. yani gerçekten de rakamlar inanılmaz. Şöyle o da evet çocuklar artık olmaması gerektiği yerde çok fazla varlar. Bununla ilgili de zaten birkaç tane yazım var. Siz de daha önce de okumuştunuz. Çocukların yeni sokağı internet dedim. Çünkü başlık öyle çok anlamlı bir başlık bence. Artık çocuklar sokaklarda oynamıyorlar. Artık çocukların sokak anlayışı çok fazla farklı değişti. Okuldan geldiğinde çantasını bırakıp sokağa çıkan çocuk sayısı çok çok az. Okuldan geldiğinde tablete ya da bilgisayara atlayan çocukların sayısı çok çok daha fazla. O yüzden ciddi derecede çocuk kullanıcısı var. Yani yaş ortalaması çok düşük, çok çok düşük sayıda var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ebeveynlerin de bunları çok dikkatli bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Uygunsuz içeriklere çok kolay erişebilirler. Bununla ilgili bağlı bulundukları internet firmasından ya da bu güvenli internet konusunda yardım almalarını da öneririm onunla ilgili. Onun dışında uzmanlara da danışabilirler. Çocukları kısıtlı alanlarda, kısıtlı yerlerde belki girmelerine izin verebilirsiniz ama bunun da tabii kontrol amaçlı. Fakat bir çocuğu başıboş bırakırsanız ve odasına bir bilgisayar alıp ne yaparsa yapsın şeklinde kapısını kapattıktan sonra içeride dönen dünyanın ne ailesinden haberi olur ne çevresindekilerden haberi olur. Belki de çocuk orada çok ciddi derecede suçların altına da imza atabilir. Çünkü öyle bir dünya artık internet dünyası. Bununla ilgili de birçok başımıza gelen olaylardan bir tanesi de bizim kendi sistemlerimize sızmaya çalışan birilerini tespit ettiğimizde akşam gecenin 11'i gibiydi. Biz bu kişiyi izlemeye aldık tabii kim olduğunu. IP adreslerini tespit ettik. Ve kişi de bizde farklı bir kanal üzerinden de konuşmaya başladı bu arada. Konuşurken de bazı detayları biz onun farkında olmadan aldığımızda sonuç aslında yine bu konuştuğumuz konuya geldi. Çocuk konusuna geldi. Ben kişinin adres ve irtibat bilgilerine ulaştım. Tabii internette açık ortamlarda bazı bilgilerden yararlanarak ulaştık bunlara. Ve kişiye o anda biz telefonla ulaştığımızda telefonda bir çocuğun açtığını fark ettik. Çocuk bunu açınca suçluluk psikolojisiyle de zaten direkt telefonu suratımıza kapattı. Evet, bunu bir ufak yaşta bir çocuğun yaptığını tahmin edebiliyorduk ve emindik bununla ilgili. Bu saatte de telefonu kendisine açtığına göre ailesinin evde ya olmadığını ya da duymadığını telefonu fark ettik. Ertesi gün hemen farklı bir saat dilimde telefona ulaştık. Ve tesadüf beklediğimiz gibi babasıyla konuşma fırsatımız oldu. Kendisine tanıttık kendimizi.
Dedik ki çocuğunuz internetle biraz alakalı mı? Yani biraz haşır neşir dedik bilgisayarla. Vallahi dedi kendisi odaya girer dedi. Yaşı da 15 civarıymış bu arada. Kendisi odaya girer dedi ama ne yaptığını biz bilmiyoruz dedi. Bu şekilde biraz önceki verdiğim örnekte olan çocuklarda da işte çok farklı yerlere sapmalar olduğu için o kişi biraz daha böyle internet üzerinden farklı sistemlere sızmanın ya da zarar vermenin ne olduğunu araştıran bir kardeşimizmiş. Ondan sonra ben dedim ki çocuğunuzu yanınıza çağırır mısınız? Bu konuşmaları yaparken kendisi de en azından sizin karşınızda olsun. Ve çocuğu yanına aldığında annesi de oradaymış, yanındaymış. Sorar mısınız akşamleyin çocuğunuz bilgisayar başında ne yaptığını size kendisi anlatsın ben anlatmadan. Tabii çocuk o anda ben işte kötü bir şey yapmak istemedim gibi şeyler söylemeye başlayınca ben kendisine babasına bunu izah ettim. Dedim ki bu böyle böyle bir şekilde problemler açmaya çalışıyordu. Fakat IP adresi ve birçok detaylar bizde var. Lütfen hani bu bizden size bir dostane uyarıdır. Hani çocuklarınızı lütfen başıboş bırakmayın bilgisayar başında. Sürekli kontrollerinizi yapın. Bunları da uzmana başvurun. Şu an çocuğunuz aslında bir suç işliyor. Bunun farkında değilsiniz. Lütfen bunun önlemini alın yani. Yoksa ileride çocuğunuzla ilgili çok farklı sonuçlar, olumsuz sonuçlar çıkabilir, oluşabilir. Bunlara hani zemin hazırlamasınlar yani. Aileler de bunlara çok zemin hazırlar. Çünkü ailelerin de çok hakim olduğu konular değil. Bana sorarsanız da ebeveynler yani başlangıç seviyesinde internet kullanımı hakkında bir işte imkanlar dahilinde bir Bilgilendirme kurslara olmalı. gidebilirler ya da etraflarında ailelerinde böyle birileri varsa onlardan bilgi alabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle çocukları belli saatlerde, belli seviyelerde, belli sınırlarda internet erişimini vermek gerekiyor. Bunu da verdiğiniz takdirde de kontrol etmek gerekiyor aslında. Biraz daha kontrole gitmek gerekiyor. Çünkü bu çocuğun yaşamına da etki ediyor. Çocuk odadan çıkmıyor. Çocuk arkadaşlarıyla gezmiyor. Çocuk ailesiyle birlikte bir yerlere gitmiyor. Sadece bilgisayar başında kalıyor. Bu tabii biraz daha farklı yönde ama çocuk farklı yönlere de eğilebilir. Çok farklı tehlikeli konular da var tabii bu arada. O yüzden biraz daha çocuklar konusunda biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Seçim anketleri. Seçime tam Evet. tamına işte 6 gün, 7 gün falan kaldı. 7 Haziran Pazar günü bir haftalık bir süreç kaldı. Her seçim anketi farklı. Bir seçim anketinde bakıyoruz ki X parti %50. İşte bir bakıyoruz X parti %35, diğeri %50. Farklı farklı çıkıyor. Seçim anketleri doğru mudur? Yani bir sürü anket yapan firma var. Bunların hepsi doğru diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Tabii seçim anketleri birincisi internet tarafında yapılanlar var. İkincisi zaten fiziki olarak dışarıda Sokakta anket anket firmalarının oluyor. doldurdukları var. Tabii o biraz daha bizim işimizin dışında fakat internetteki anketlerin %100 doğru olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle söyleyemeyiz. Birçok yöntemi var bunun. Sıradan hiçbir kontrol olmadan yapılan anketlerde sayfayı her yenilediğinizde de artan değerler var. Ya da tekrar tekrar oy verdiğinizde yükselen değerleri göreceksinizdir. Bunu birçok yöntemle önleyebilirsiniz ama yine de çözüm değil. İşte örnek veriyorum, işte tarayıcınızın çerezlerini orada kayıt altına alabilirler. Kapatıp açtığınızda sayfayı yine oy veremezsiniz ama çerezleri sildiğinizde bu sefer tekrardan oy verebilirsiniz. IP kontrolü yapabilirler ama bunu da IP kontrolünde modemi kapatıp açtıktan sonra tekrardan yine oy kullanabilirler. Onun dışında her ikisini yaptığında modemi kabul. Hani bu biraz daha nasıl manipüle etmek istiyorsan o şekilde edebilirsin. Belki SMS doğrulaması vesaire bu tarz birebir doğrulamalar yapılırsa biraz daha yakın sonuçlar çıkabilir ama bunu da çok fazla kişi internet sitesinde böyle bir altyapıyı şu anda sunmuyor ya da yapmıyor. Bir de hani manipüleye açık bir kanal internet sonundaki anketler. O yüzden çok açıkçası ben çok da dikkat etmiyorum oradaki oranlara. Doğruluğu Tartışılır. tartışılır. Biraz da o kurumun hani anketi yapan sitenin ya da Firmanın. firmanın güvenilirlikle de alakalı diyebiliriz buna.
Peki son olarak oy ve ötesi T3 sistemi. Oy ve ötesi siz de gönüllüsünüz. Bunu Evet, biliyorum. şöyle Magit Derneği ile biliyorsunuz Magit'in de böyle bir açıklaması vardı. Geçen programda da bu arada Evet. hani destek verdiğimizi zaten belirtmiştik oy ve ötesine Magit olarak. Bu arada hemen ona geçmeden önce Magit'le ilgili de uçakla ilgili de evet bayağı bir bize de dönüşler geldi. İnşallah başkanınızla birlikte yakında uçaklarımızı kaldıracağız. Başkanımıza da izliyorsa buradan evet, selamlar. bütün yönetim kurulularına da buradan selam gönderelim. Bu arada yine aynı şekilde yönetim kurulumuzdan Bülent Odabaşı abimiz de mavi bayrak çalışmasını hazırlamış. Dün biz de o da paylaştı. Aslında o da bir yandan hızla ilerliyor. Ona da buradan teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Evet, Magit'in de desteklediği oy ve ötesinin T3 sistemi var. Şöyle söyleyeyim, tamamen bir zeka ürünü. Gerçekten zeka ürünü. Zaten birçok aşamasını buradaki daha önceki il temsilcimiz İhsan Hanım, işte Mustafa İzmir, Ege'den gelen Mustafa Bey ve işte daha önceki programlardaki Semih Bey, bunlar zaten işleyişi sağ tarafını anlatmışlardır ama ben sadece kısaca T3'ün ya da oy ötesinin sonuçları nasıl tespit ettiği ile alakalı kısa bir bilgilendirmede bulunayım. T3 sistemi ilçe sorumluların ya da işte sahadan toplanılan hani müşahitlerin topladıkları tutanakların hani bir kopyasını sisteme dahil etmesiyle birlikte başlayan bir süreç ve bunun dışında sisteme yüklenen tutanakların sandık tutanaklarının Türkiye ve Avrupa yani bunda hiçbir sınır yok. Yaklaşık 120 bin gönüllünün internette yani internet başında işte evde olabilir işte her yerde olabilir hiç problem değil. İnternet ve bilgisayarınız olsun sorun yok. Gelen tutanakların 3 kişi yani 3 kişinin doğru şekilde girmesi gerekiyor. Eğer ki hani bir kişi farklı bir rakam girdiğinde o tutanak zaten onaylanmış gibi gözükmüyor. Ama üçü de doğru rakamları veriyorsa kendini tanımayan 3 kişi bu arada. Yani bir tanesi Manisa'da görüyor bir tane tutanağı. Aynı tutanağı bir tanesi işte Kars'ta görebiliyor. Bir aynı tutanağı da bir tanesi Trabzon'da görebiliyor. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Kimseyi görmüyor. Sadece tutanak geliyor. Sisteme giriyor. Bu tutanakların tek bir tutanan 3 farklı kişi de aynı değerleri aldığı takdirde güvenli tutanak ya da onaylanmış tutanak olarak havuza düşüyor. Ve bu da direkt sonuçları kısa sürede hani elde etmeye yarıyor ve çok da güvenli. O yüzden hani biz buna önem veriyoruz. Bunu da diğer partileri de aslında bütün partileri de bir kolaylık sağlıyorlar burada oy ve ötesi. Çünkü sandıklar arasındaki eğer uyuşmazlıklar bizim sistemimizdeki de değerlerden farklıysa itiraz hakları doğacak. Biliyorsunuz itiraz süreleri de çok kısıtlı. O yüzden aslında siyasi partilerin yapması gerekeni oy ve ötesi oluşumu onlar adına ve millet adına yapıyor. O yüzden çok önemli bir konu. Umarız hiçbir şaibe olmadan temiz bir seçimle uyanırız ve güzel sonuçlarla uyanırız. O yüzden bu arada oy ve ötesi ekibine de Manisa ve Ege Koordinasyonu ve kurucularına da bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten de yani bunu tarafsız olup da her partiye bu kapılarını açıp ve insanların seçimlerle ilgili yani seçim kanununa göre bilgilendirip eğitimlerini veren bir oluşum. O yüzden bence herkesin de destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tarafsız olması ve tarafsızlığını koruması da çok önemli bu kavramda. Yani Evet. 7 Haziran'daki seçim oy ve ötesi için ve Türkiye için çok önemli bu bağlamda. T3 sistemini tahmin ediyorum ki herkes o gece takip edecektir. Evet. Nasıl Yani bir herkes oran, gönüllü olabilir T3'le herkes ilgili. gönüllü Evet. olabilir. Oy ve ötesine de herkes gönüllü Evet, olabilir. oyvetesi.org adresinden giriş yapabilirler. Ulaşabilirler. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş artık programımızı Evet, kapatıyoruz. son olarak dediğim gibi internet kullanımı ile ilgili zaten birçok aslında burada çok teknik bilgiler tabii ki de veremiyoruz ama herkesin dikkatli olmasını, dikkatli kullanmasını, aslında bilgi amaçlı kullanmanın çok daha faydalı olduğunu, kötü amaçlı da çok suistimali açık bir yer olduğunu, o yüzden herkesin dikkat etmesini ve çocukları da biraz daha oradan uzaklaştırmalarını öneriyorum. Onun dışında ETV ekibine, rejideki Emrah Bey'e, tüm
buradaki ekibimize ve size tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi ikinci kez ağırladınız burada Magit'ten sonra. O yüzden herkese teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Magit'te farklı bir konu işledik. Bugün çok farklı bir konu işledik. Evet. Çocuklarımıza gelince de çocuklarımız asosyal olmasın, sosyal olsunlar, dışarı çıksınlar, düşsünler, kalksınlar, enerjilerini başka bir türlü atsınlar. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Günaydın Manisa'nın. Bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.